Biraz önceki videomuz kesilmişti. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Normal yaptığımız harcımız, kumumuz, çimentomuz. Burada iki farklı taş kullandık. Bir ev taşı olarak kullandığımız şekil alabilen bir taşımız vardı. Bir de sert moloz taşımız vardı. Bunun rengi de çok güzel. İçinde 2-3 renk barındırıyor. Bu işlemleri tamamen iple yapıyoruz. Gönyeyi alıyoruz. Bir sorun yaşamıyoruz bu yüzden. Buraya şimdi babalar gelecek. Yani bu duvar tekniği, biraz önce bahsetmiş olduğum teknik, derzle bütün ayıplı yerleri kapatabiliyoruz aslında. Bunu zaten piyasadaki her usta hemen hemen yapabiliyor. Zor olan şu bahsettiğim kareli duvardı, kilitli duvardı. Bunu yapmak zor. Evet, kolay gelsin kardeşlerim. Şimdi Abdullah ustamız derzi atıyor. Bu büyük pres tuğlamız, tel fırçalı. Buradan da biz normal bazıları peyzaj çalışması için içine çakıl doldurmak istiyor ama buradaki darlık biraz az. Biz burayı beton atıp kapatacağız. Normal elektrik borularımız buradan devam ediyor. Derz için harcı atıp şekil veriyoruz. Burası derzlenmemiş yer. Burada da baba yapıyoruz. Bunu müşterilerimiz genelde bilmiyor. Baba ne demek oluyor diyor. Böyle şekiller yapıyoruz. Bu tabi ayrı bir güzellik katıyor. İlyas'cığım kolay gelsin. Bu da bizim tel fırçamız. Bununla tarıyoruz. Duvarı yakışıklı hale getiriyoruz. Burada babaları 3,5 metre arayla attık. Yani bu tabii ki tamamen sizin zevkinize kalmış. İsterseniz 10 metrede bir arttırabilirsiniz. İsterseniz 5 metrede bir. Bunun bir standardı yok. Bazı yerlerde araları kapatılıyor. Ferforje ile, ağaçla. CNC saçta, yani CNC'de kesilmiş saçlarla kapatılıyor. Bu tür duvarlarımızın şimdi hesaplamasına geleceğiz. Yani şimdi insanlar şöyle hesaplıyor. Şimdi karşılaştırmalı gideceğiz. Beton duvar mı, taş duvar mı? İkisinin avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedeceğiz. Biz buradaki yeri tamamen duvarlar sayesinde kullanılabilir hale getirdik. Eski hali buranın tamamen toprak dolu, bayır bir araziydi. Şimdi bu gördüğünüz duvar hazır beton kalıplarla dökülen, çok hızlıca yapılan bir işlem. Burada bu betonda genelde beton döken kişiler C20 kullanır. C20 sınıfı duvar için yeterli açıkçası. Neden kullanıyorlar diye eleştirmemize gerek yok. C20 bu iş için yeterli. Ama buradaki hassasiyet şu. Şimdi bunu işi yaptıran kişi kolayını bilemez. Buradaki demir yoğunluğu ne kadar kullanıldı, etriye aralığı, kullanılan 10'luk mu kullanıldı, 8'lik etriye mi bağlandı, 12'lik mi kullanıldı? Bunu açıkçası çok işverenler, iş yaptırmak isteyenler bilmiyor. Burada tamamen ustanın vicdani kantarına tabi oluyorsunuz. Burada gördüğünüz duvar yaklaşık 6-7 metrelik bir duvar. Şimdi 6-7 metrelik bir duvar yaptırmak istediğimizde burası yaklaşık 80 metre. 80 metrede böyle 6-7 metrelik bir duvar için normalde karayolları, işte belediyelerin standartları, resmiyette yüksekliğin yarısı kadar bir hatıl, temel isterler. Tabii ki bunu yapmak da bir servet bu sefer. Aşırı fazla beton tüketimi, kalıp tüketimi, demir tüketimi. Şimdi bu fiyat olarak normal taş duvardan hakkını verecek olursanız, demiri ve betonu gerektiği kadar kullanacak olursanız en az %70 pahalı. Şimdi insanlar şöyle hesaplıyor. Benim 100 metre arazim var. 1 metre duvar yaptıracağım.
100 metrekare duvarım var. Fiyat verir misiniz diyorlar. Ama şu gördüğünüz şey, bakın o kalıp toplamda temel alt atılıyla beraber 1.25 falan gelir. 1.25'in bugün piyasada 250 ile 280 TL arasında metresini yapıyorlar. Ama 200 liraya yapan da var. İçine 3-4 tane çubuk atıp bu işi yaptığını, doğru yaptığını iddia eden kişiler de var. O yüzden fiyat değişken. Gerçek hakkını verecek olursanız bu duvarın 230-240 liraya mal eder. Atan kişi de 30-40 lira metresinde kazanır. Burada mesela bu duvarı tanıdığım bir arkadaşım yapmıştı. İyi bir firmadır. Tüm hassasiyetleri gözettiğini düşünüyorum. Zaten duvarda birkaç yıldır ayakta hiç hasar almamış. Şu demirlerin tabii ki burada kalması, normalde bunların kesilmesi lazım. Kalıpları tutmak için duruyor ama bu tabii ki böyle yüksekte olmadığında güvenlik açısından sıkıntılı. Çoluk çocuk kafasını çarpabilir, elini, başını, bir yerini kesebilir. Bunları sıfırdan kesmek lazım. Şimdi böyle bir duvar yaptırdınız ve bu beton görüntüsü insanı rahatsız eden bir görüntü. Buraya dekoratif sıvı attırmak isteseniz, boyamak isteseniz metrekare maliyetinize 30-40 TL daha ekleniyor. Bu sefer zaten beton normalde de pahalıyken daha da pahalı hale geliyor. Şimdi diyelim ki buradan yol geçecek ya da siz burayı kestirmek istediniz, yıkmak istediniz. Şimdi makine bunu asılıp komple yıkamaz. Kırıcı gelecek, parçalayacak ya da beton kesme yapacaksınız. Beton kesme santimine göre fiyatlandırılan bir şey ve pahalı bir uygulamadır. Karot delimleri vardır mesela. Karot makinesi de hazır. Yeri gelmişken göstereyim size. Karot makineleri elmas uçludur. Bu uçlar her kesmede çabuk yıpranır. Uçları pahalıdır. Karot makineleri de 7-8 bin liradan başlayıp 50-100 bin liraya kadar giden makinalardır. Karot makinesi bu. Biz burada şimdi pis su giderlerimiz için delim işlemine başlayacağız. Bu karotla delim ücreti adet başına da yapılıyor. Yani bu çok pahalı bir işlem. 5-6 tane delik açtıracaksanız 1500-2000 lira cebinizden para çıkacaktır. O yüzden şimdi betonu yapmak pahalı, yıkmak pahalı, kesmek pahalı. Taş duvarın avantajı ne? Siz şimdi buradan geldiniz, iş makinesine çağırdınız. Buradan dayandığında duvarı kolaylıkla yıkabilirsiniz. Çıkan bu taşları tekrar kullanabilirsiniz. Yani hurda değeri var taş duvarın. Taş duvarın ama böyle yerlerde kullanılmasının temel amacı tamamen drenaj vazifesi görmesi. Bu temel derinliğini iyi bir şekilde kodlandırırsanız su hiçbir zaman yüzeye çıkmaz. Taş duvarın temelinin altından su kendi yolunu yaparak drenajlama yapmış olur, suyu tahliye etmiş olursunuz. Diğer türlü bu duvarda mesela barbakan bırakılmamış bu duvarda. Bu duvara ne olmuş oluyor tabii haliyle? Çok ciddi bir basınç var arkasında. Yağmurda, çamurda, karda arkasındaki toprak buraya çok ciddi baskı uyguluyor. Bu taş duvar olmuş olsaydı bu şekilde bir baskı uygulanmayacaktı. Taş duvar suyu çünkü gözle görülmeyecek şekilde bırakır. Yani barbakanlardan akan suyu görebilirsiniz tabii ki ama toprak bunu emeceği için aynı şurada gördüğümüz taş duvar. Bu kendisi suyu zaten emerek suyu absorbe etmiş oluyor. Drenaj vazifesi görmüş oluyor. Şimdi böyle taş duvarların, bu işçilikli taş duvarların aynı bu şekilde dekor falan kullandığınızda 300-350 TL bantlarında yapabiliyoruz. Ama şurada gördüğünüz duvarı, kalın derzi kabartmalı duvarı, yani 220'ye yaptığınız da oluyor, 250'ye yaptığınız da oluyor. Arazinin taş ocağına uzaklığıyla alakalı bir şey, nakliye giderleriyle alakalı bir durum. Söylemiş olduğum gibi her bir baba 1 metrekare yapıyor. Şimdi hesaplamaya gelecek olursak taş duvarlarda temel derinliği oluyor. Yani bu çok fazla bir toprak vesaire taşımayacaksa 20-25 santim gibi temel derinliğimiz oluyor. Şimdi 3 metre yüksekliğinde olacaksa insanlar şöyle düşünüyor. 10 metre uzunluğu vardı, 3 metre 10 çarpı 3 30 metrekare duvarımız var.
Yükseklik 2'nin üstüne çıktığında isnat duvarı oluyor. İsnat duvarı hesaplaması da metreküp olarak yapılır. Duvarın uzunluğu dikkate alınır, yüksekliği dikkate alınır ve kalınlığı dikkate alınır. Bu tarz bahçe duvarlarında önünde ve arkasında toprak basıncı yoksa o metrekare usulü yapılır, metrekareye girer. Kalınlığı 50 santimdir. Kişinin isteğine göre 40 santime kadar düşebilir. Buradaki mesela bu duvarın hesaplanmasında şöyle bir duvar hesaplanıyor. Bu duvarımız 5,5 metre. 5,5 metrenin önce yarısını hesaplıyoruz. Yarısı 275 santim yapıyor. 275 çarpı, burasının 10 metre olduğunu düşünürsek 10 ile çarpıyoruz. Diyelim 27,5 yapıyor. 27,5'u da yükseklik olarak gene 2,75 ile çarpıyoruz. Bir de enimizle çarpıyoruz. 2,75 ile zaten çarptık. Kalınlığı da temelden 2,75'e kadar olan kısmın eni 2 metre. Bir de 2 metre ile çarpıyoruz. Diyelim 54 metrekare yapıyor. Onun üstünü, yani bunu iki şekilde ölçebiliyoruz. Yarısını ayrı ölçüyoruz, yarısını ayrı ölçüyoruz. Bunun yarısı 70 santimde ya da kişinin isteğine göre 50 santimde sonlanıyor. Ama şu şekilde kalınlığı görüyorsunuz. Burada duvar mesela 1,20, 1,30. Ama aşağıda şu an toprakla kapalı en az 2 metre duvarımız var. Burası da ayrı hesaplanıyor. Bunun için hani tabii ki pazarlık yapabilirsiniz. Burada metre kareye giden ya da metre küpe giden taş tonajı artıyor. Tonaj fazla olduğu için de pazarlığa tabi bir durum tabii ki. Ama bu şekilde kare kesitli bir uygulama isterseniz, şu an bu taşlarda toz toprak var. Bunlar yıkandığında parıl parıl parlayacak. Cila vurmuyoruz bunlara çünkü güneş ışınlarından 2-3 yıl sonra deforme olabilir. İç cephe olsaydı cila kullanabilirdik. Bu duvarlarımızın, yani bahçe duvarının hesaplanması 2 metreye kadar normal metrekare ücretiyle. Temel derinliğini dikkate almanız gerekiyor. Uzunluk çarpı yükseklik. Ama istinat duvarlarında uzunluk çarpı yükseklik çarpı en kalınlığı. Metreküp bu şekilde hesaplanıyor. Kübaj hesabı yapıyoruz. Şimdi mesela böyle bir duvarda şöyle düşünelim. 80 metre demiştik. 80 metrelik bir yerde 2,5 metre, 1 metre kalınlığında temel oluştursak zaten dünyanın parası gidiyor. O yüzden taş duvar açıkçası daha avantajlı. Görseli daha kuvvetlendiren, görsel olarak da insana hoşuna giden, yeşille birleştiğinde çok güzel görünen bir şey. Açıkçası biz bu duvarı şimdi güzelleştirmek için buraya mal sahibi para harcayacak. Biz de bir hizmet etmiş olacağız. Bu duvarı tamamen yeşile bürüyeceğiz. Şimdi ustalar hakkında bilgi vereyim. Ustalar, yaklaşık bir usta günde bu duvardan 4-5 metrekare örebiliyor. Normal tabii ki inşaat yemiyesiyle çalışılmıyor. Benim kendi çalışan 17 kişilik bir ekibim var. Ama ben de işleri tabii ki götürü olarak veriyorum. Götürü olarak anlaşıyoruz. Çünkü yevmiye ile işin süresi uzuyor açıkçası. Götürü verdiğinizde iş daha hızlı bitmiş oluyor. Bu da tabii bu işi yapmak isteyenler için bir tüy olmuş olsun. Taş duvarların normalde 1,5 metreye kadar olan duvarlarda belediyelerden çok izin almaya açıkçası gerek kalmıyor. Ama 2 metreyi geçen, özellikle 3 metreyi geçen duvarlarda ruhsat kestirebilirsiniz. Bu ruhsatlar için sembolik harç ödersiniz. Kolu komşu şikayetinin de önüne geçmiş olursunuz. Her şeyi resmi yapmış olursunuz. Onun haricinde çok da fazla söyleyebileceğim bir şey kalmadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.